Kıyı Odun Ekmeği sektöre İstanbul Zeytinburnu'ndan hizmet vermektedir. İşletme uzun yılların deneyimiyle ürünlerini katkı maddesi kullanmadan hijyenik şartlarda üretmektedir. İşletme sahibi ve ortaklarından Mustafa Çorbacı'dan sektördeki çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler aldık. Aşağı yukarı 68'den beri gıda sektörünün içindeyiz. Mesleğimizi de çok seviyoruz. Siz katkı kullanıyor musunuz efendim? Hayır efendim. Kesinlikle katkı kullanmıyoruz. Onu ispat edebiliriz her konuda. Evet. Maya, tuz, su. Başka bir şey yok. Yok, kesinlikle yok. Peki vatandaş niye bakıyor efendim? Peki, kalite mi arıyor, fiyata mı bakıyor, ne arıyor? Şimdi yani iki çeşit müşterimiz var. Bir kaliteden kaliteli ekmek yemek isteyen var. Bir de ucuz ekmek arayan müşterimiz var. Evet. Yani biz kaliteli yapıyoruz. Ekmeğimizi de ucuz satmamaya çalışıyoruz ama kaç direndir... gram ekmeği kaça veriyorsun efendim şu an? 250 gram ekmek 750 bin lira efendim. Mustafa Çorbacı konuşmasında değirmenlerin uzun vadeli un satışı yaptıklarını belirterek görüşlerini dile getirdi. Birinci döner sermayesi zaten yok. Yani bu genelde bizim en çok işimizi zora sokan, ben şimdi açık konuşuyorum, değirmenler çok uzun vadeli un veriyorlar ve piyasanın yani 3 ay, 5 ay, 6 ay vadeli un satan arkadaşlarımız var. Yani genelde bizi en çok sıkıntıya sokan bir şey de budur yani. Mustafa Çorbacı halk ekmek satışlarının sektöre yansımalarını şöyle ifade etti. Devlete rekabet etme gücün yok. Devlet bizden vergi aldığına göre bizden de rekabet ediyor. O zaman bizden vergi almasın, biz de devletle rekabet edelim. Evet, yani bu bir haksız rekabet. Tabii ki haksız rekabet ama işte bizim fırıncı arkadaşlarımızın da birlik olarak ekmeği daha biz ucuza mal edebiliriz. Belki halk ekmek düzeyine de çekebiliriz. Çünkü kapasitelerimiz çok düşük. Tam kapasite çalışamıyorsunuz. Kesinlikle. Yani bizi en çok sıkıntıya sokan bir kurum da işte hani kapasitenin düşük olmasından dolayı. Ekmeğin mutlaka yüksek fiyata çıkıyor, mal oluyor. Mustafa Çorbacı, ruhsatsız fırınların sektörü olumsuz etkilediklerini belirtti. Bu fırınlar açtığımız zaman çok büyük paralar harcayarak bazı evraklar temin ettik. Çok büyük paralar, resmi olarak yani resmi olarak çok büyük paralar yatırarak temin ettik. Bugün bedava evrak veriliyor. Biraz da kayırma da var bu işlerde. Kayırma olduğu için yani bu kadar ruhsatsız fırın oluyor yani. Mustafa Çorbacı konuşmasında sektördeki denetimlerin önemini vurguladı. Şimdi insanın bir kere vicdanı rahat olması lazım. Vicdanen bir kere kendini denetlemesi lazım. Yani devlet gelir, sen o gün hazırlarsın her şeyini, gidersin. Ama gittikten sonra yine sen aynısını yapıyorsan bu işin değeri yok yani. Yani bir kere işini çok iyi seveceksin yani. İşini sevmeden bu iş yürümez. Kesinlikle yani. İşçisi de, işvereni de, vatandaş da bunu denetleyecek. Gerekirse şikayet edecek yani. Ben memnun olurum. Eğer beni şikayet etsinler, gerekirse kapatsınlar, ben yine memnun olurum. Ama vatandaşa da burada görev düşüyor. İşletme ortağı İsmail Demir ise ekibimizden Mehmet Polat'ın sorularını yanıtladı. Nasıl? Fırıncılık hakikaten zor bir iş be. Biraz önce Mustafa Bey, yeni nesil bu işi seçmiyor dedi. Bu işin saati, günü, zamanı belli değil dedi. Sizce bir tatil ortamı yaratılabilir mi efendim? Tabii çalışma mesailerimiz çok uzun oluyor. Yeterli eleman bulamıyoruz. Haftada bir gün tabii tatil olursa iyi olur. Vatandaş hangi ekmeği daha çok tercih ediyor? Damak lezzeti açısından kara fırın ekmeği daha lezzetli, damağa daha hitap ediyor. Yani kepekli ekmekle tercih edilmekte şu anda genelde.